Down sendromlu çocuklara yönelik olarak Karagöz Hacivat gösterisi yapıldı. Tiyatro sanatçısı Kemal Atangür, 36 kişilik Münir Özkul Oda Tiyatrosu'nda Down sendromlu çocuklara özel olarak Karagöz Hacivat gölge oyununu sergiledi. Down sendromlu derneği Tokat Şube Organizesi'nce düzenlenen etkinliğe çocuklar ile gelen anne ve babalar farklı bir gün geçirmenin heyecanını yaşadı. Down sendromlu derneği Tokat Şubesi Başkanı Seyhan Çoluk, bir sponsor firma aracılığıyla organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Fotoğraf sergisi açılışının ardından farklı bir etkinlik daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Çoluk, "Çocuklar oldukça heyecanlılar. İlk defa Karagöz Hacivat oyunu izlemeye gelenler var. Anne ve babaları ile güzel bir gün geçirmelerini istedik. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz," dedi. Canım arkadaşım, neredesiniz? Ben buradayım. Neredesiniz efendim? Yukarıdayım, yukarıdayım. Evet, Dünya Down Sendromlular Günü. Tamam, ben o arkadaşlarımızı biliyorum, çok seviyorum. Tamam, çok güzel. Şimdi bakın Karagöz'üm. Efendim. Ağaçlar meyve veriyor. Yok. Ne yapıyorsunuz? Yiyorum, içiyorum. Yan gelip yatıyorum. Sadece onun için insana da yakışır şekilde davranmanız gerekiyor. Allah Allah. Evet, çalışmanız gerekiyor. Farklı bir etkinlik olmuş. Evet, çok heyecanlılar. Evet. Sahneyi de ilk defa görüyorlar. İnşallah güzel bir gün geçirirler. Teşekkür ederim. İyi mutlulukla içelim. Bugün deki katmayı için de çok sevindim zaten. Evet. Şimdi iyi işte bu ama yani. Daha önce ben Karagöz Hacivat izlemiş miydin? Evet. Bazı izliyorum belki. Karagöz söyledim belki. Böyle bir olduğu için çok gurur duyuyorum. Evet. Çok şen, çok ben yani böyle bir de program olduğu için çok en güzel dağım için anneni de kutluyorum bu arada. Bizim evlatımız özgür değil. Ben onlarla hep mutluyum. Ve tüm ailelere, annelere sabır ve istiyorum. Başka bir şey demiyorum. Peki, çocuklarımız çok özel. İlgi istiyor, sevgi istiyor. Mutlu okullarımızın sayesinde buluyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Mutluyuz yani böyle bir çocuklarımız olduğu için. Benim adım Gamze. 2,5 yaşında bir Down sendromlu bir kızım var. Senin adıma çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik yaptığı için. Mutluyuz. Daha önceden böyle bir etkinliğe katılmış mıydınız çocuğunuzla? Daha önceden geçen seneki organizasyonlara da katılmıştım. Evet. Yani Seyhan Hanım 3 senedir bunu çok güzel bir şekilde yürütüyor. İnşallah devamı gelir. Bu organizasyonu sağlayan buranın sahibine çok teşekkür ediyorum. Dayının oğlu. Babam diyordu zaten. Oğlum anne. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın Leonardo da Vinci Meslek Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 21 günlük staj için Almanya'ya gittiler. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen asansör kazalarının önlenmesi için Avrupa'da Sürdürülebilir Mesleki Eğitim adlı Avrupa Birliği Erasmus Projesi staj uygulama çalışmaları kapsamında toplam 10 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 proje koordinatörü Almanya'nın Ludwigshafen şehrine gittiler. Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feramuz Şahin ve Merkez İlçe Başkanı Ender Ergün ile birlikte Tokat Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arat'ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, referandum öncesinde CHP'nin yaptığı çalışmalarla ilgili oda yöneticilerine bilgi verdi. Durmaz, referandumda değiştirilmek istenen madde sayısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, burada yapılmak istenilen değişiklikte 18 maddedense de tam 58 maddede değişiklik var. Başkanın tek kale maç yapabilmesi için değişmesi gereken ne varsa, örneğin Cumhurbaşkanı yapar yerine başkan yapar gibi, meclis yapar yerine başkan yapar gibi değişikliklerle belirli noktaya gelinmiş diye konuştu. Suyun ilaç gibi şifa kaynağı, altın gibi değerli olduğu mesajını vermek isteyen çevre gönüllüsü market arabasına doldurduğu pet şişelerle su dağıttı. 22 Mart tarihli 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilan edildiğinden bu yana Dünya Su Günü olarak kutlanıyor.
Tokat'ta Dünya Su Günü dolayısıyla çevre gönüllüsü Fatma Esin Tuna sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Market arabasına doldurduğu pet şişelerdeki sularla caddelerde dolaşan Tuna vatandaşlara su dağıttı. Tuna daha sonra bir eczanenin vitriniyle kuyumcu dükkanının vitrini üzerinde altın kadar kıymetli, ilaç kadar önemli yazılı pet şişelerdeki suları yerleştirdi. Tuna'nın yapmış olduğu çalışmaya vatandaşlar da destek verdi. Herkesin yaşamını sürdürmek için suya muhtaç olduğunu ifade eden Tuna, su olmaz ise dünya yok olur, lütfen her damlasını önemseyin ve israf etmeyin diye konuştu. Sizce yeteri kadar suyu tasarruflu kullanabiliyor muyuz damla damla? Tasarruflu kullanıyoruz. Suyu zayi etmemek için. Su hayattır, candır. Evet, şu suyundan Allah ekmeğimizi kesmesin yavrum. Su bir, ekmek iki. İlk evvel ekmek, sonra su. Yani bunlar... Neden önce ekmek, sonra su? Yavrum, gıdamız, vitaminimiz, her şeyimiz ekmeğinden su. Başka ne olabilir yavrum? İçeride. Çevre gönüllüsü olarak suyun ilaç kadar insan yaşamı üzerindeki etkisi olduğunu düşündüğüm için bugün eczanelerde su bıraktım. Eczanelerin vitrinlerinde ve eczanelerde satılabilecek kadar kıymetli, her damlası kıymetli. Hangi? İyi günler. Dünya Su Günü'nü kutluyoruz. Çevre gönüllüsü olarak. Tamam. Ve vitrinlerimize su koymak istiyoruz. Tamam. Altın kadar kıymetli olduğunu düşünüyoruz ama siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu altını daha kıymetli olarak görüyorum. Su hayat demektir. Su olmasa dünyada hiçbir şey olmaz. Su altın olsaydı kaç lira olurdu? Şimdi bir tartalım mı? Suyun altında ölçülecek bir değeri yok. Su altına çok rahat. Ortalamanın darasını çıkarsak burada 3 gram, 3,5 gram su var. Kaç para ederdi bu altın? Altın olsa 450 lira. Yani işte 100 dolardan fazla. Evet. Bugün çevre gönüllüsü olarak Tokat'taki eczaneleri ve kuyumcuları sularla donattık. İlaç kadar kıymetlidir dedik, altın kadar da değerlidir dedik. Hatta altından daha değerlidir dedik. Evet. Issız bir adaya düşmüş olsak bir çuval altın isteriz, kuyu suyum isteriz, bir kuyu suyum isteriz diye sorduğumuzda herkes yaşamını sürdürmek için bu suya muhtaçtır. Su olmasa dünya yok olur. Lütfen her damlasını... Her damlasını önemseyin ve de israf etmeyin diyoruz. Ya yaşam için, sağlık için her türlü su içmemiz lazım. Altın ölçülmez. Altın bir madendir. Yani bir teneke parçasıdır. Sadece demir veya buna benzer madenlerle eş değerlidir. Sadece az bulunduğu için kıymetlidir. Az bulunduğu ve rengi biraz da cazip olduğu için kıymetli. Yoksa altının bir değeri yok. Altından insanlar değer verdiği için kıymetli. Fakat su bir ihtiyaç. Dişlerimi fırçalarken genellikle açık kapat yapıyorum kullanırken. Bulaşıklarımı yıkarken genellikle elimle yıkadığım halde onları da yine açık kapat yaparaktan kullanıyorum. Yani suyun bir damlasını ziyan etmemeye çalışıyorum. Ama su çok kıymetli diyoruz biz. Vallahi su çok kıymetli. Su olmayınca hiçbir şey olmuyor. Evde olsun, her yerde su lazım. Özel önlemleriniz var mı? Önlemler. Su bittiği zaman her işimiz bitiyor. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in babası Cemal Özdemir, 81 yaşında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde vefat etti.
Yerköy 100. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinde hayatını kaybeden Celal Özdemir'in cenazesi Molla Hüsrev Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Kayadibi Köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi Başkan Özdemir ve ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene Özdemir ailesi ve yakınları, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Naci Bostancı, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, il ve ilçe belediye başkanları, askeri personel ile vatandaşlar katıldı. Kardeşlerim, muhterem müminler, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu merhum Cemal amcamıza rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha. Araç geri de. Bekle.